Merhabalar değerli izleyenler, ben Şeyda Emiroğlu. Yaşam Koçum programıyla RTV ekranlarında bugün sizlerle birlikteyiz. Bugünün konuğu psikolojik danışman Perihan Şule Uğur bizlerle olacak. Covid ve çocuk psikolojisini konuşacağız. Dolu dolu çocuklarımız üzerine bir program olacak. O yüzden ekran başından sakın ayrılmayın. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Yoğunlukta bize zaman ayırıp geldiğiniz için çok mutlu olduk. Çok dolu dolu bir program olacak eminim. Çünkü çocuklarımız deyince akan sular durur. Duruyor, evet. Sizden de güzel bilgiler, eğitici ve öğretici bilgiler alacağımıza eminiz. İnşallah. Öncelikle Şule Uğur kimdir? Sizi tanıyalım. Ben 1997 yılında Malatya'da doğdum. Aslen Malatyalıyım. Üniversite öğrenimimi Adıyaman Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamladım. Son senemde İnönü Üniversitesi Malatya'ya geçiş yaptım. Burada da deneyimler kazandım. Şu anda da Üstün Dökmen Akademisi'ne bağlı Malatya Anaokulu'nda psikolojik danışman olarak çalışıyorum. Ne mutlu o zaman bize. Güzel güzel dolu dolu bir program olacak. Şimdi ben hemen, çünkü konuşacağımız çok konu var. Hemen konuya girmek istiyorum. Her programda, her konumla direkt artık günümüzün, çağımızın en büyük sıkıntısı, hastalığı mı desek, Covid. Covid ile başlıyorum. İki yıldır, neredeyse iki yıldır hayatımızda artık yavaş yavaş bu sürece adapte olduk. Eskisi gibi değiliz. Daha bilinçlendik mi diyelim ya da daha mı rahatladık diyelim. Evet, evet. Biraz daha alıştık duruma aslında. Peki psikoloji kısmında, bir de bunun psikoloji kısmı var. Yani çünkü çok yıprandık bu sürecin en başında, hepimiz toplumca çok yıprandık. Hep vurguluyorum. Zor bir süreçti. Bizi nasıl etkiledi, olumlu olumsuz? Yani şöyle, aslında hayatımızı tehdit eden bütün durumlarda insanlar kaygılanır ve kaygı yaşarlar. Stres seviyemiz yükselir. Dolayısıyla bu dönemde de kaygı seviyemiz oldukça yükseldi. Tabii ki rahat karşılayanlar olmadı mı? Oldu. Bu durumla baş edebilenler oldu. Genel olarak ama baktığımızda kaygılar seviye olarak yüksekti. Bu nedenle bazı semptomlar gözlemledik. Ne gibi? Uykusuzluk çektik, iştahsızlık yaşadık. Evet, aslında o ara o kadar bilinçsiz tüketime geçtik ki makarna kalmadı marketlerde. Hani böyle kamyonlarla ekmekler, pirinçler, patatesler, unlar, patates çuvallarını yükleyip eve götürmeye çalışanlar. Evet. Böyle çok, ben iştahın hani kesildiğini değil de arttığını düşünüyorum, evet. O dönemde. Herkesin kilo aldığı, kilo patladığı, hareketsiz kaldığımız bir dönem oldu. Çoğunlukla öyle oldu, evet. Onun dışında hani böyle etkilerin yanında keyif alamadık aslında yaptığımız çoğu etkinlikten. Çünkü rutinlerimiz değişti, düzenimiz değişti. O düzene ayak uydurmaya çalışmakta çok zorlandık. Keyif alamadığımız gibi biz yetişkinler işlerimizden bir süreliğine koptuk. Çocuklar okullarından koptu. Bu nedenle sosyal çekilme yaşadık aslında. Sadece aile içinde kaldık. Bu da tabii ki aile arasında, kardeşler arasında, çocuklar için söylemek gerekirse, çatışmalara yol açtı diyebiliriz. Tabii ki dediğim gibi kaygının seviyesi kişiden kişiye göre değişti. Rahat karşılamamız gereken durumlarda oldu. Şu anda daha rahat gidiyoruz. Toplumumuz daha alıştı diyebiliriz değil mi bu duruma? Evet, bu şekil. Çünkü ilk baştaki o panik hali, o kaygı bozukluğu, evet. Herkeste bir kaygı bozukluğu. Evet, bunun adı evet. Bence kaygı bozukluğu. Tabii çünkü ki. Yarın ne olacak korkusu. İşime geri dönebilecek miyim? Tabii bu ki. Hastalık geçecek mi? İşte çocuğum okula geri gidebilecek mi? Ama bunların şu an hepsi evet. Normal hayat sürecine geçtik. Tabii ki. Tabii şu an önemli olan, normal hayat akışına başladık. Ne yapabiliriz? Bundan en az olumsuz etkilenmek adına neler yapacağız? Tabii ki öncelikle tedbirlerimizi almalıyız. Güvenlik önlemleri burada çok önemli. Hem başladığımız işte, hem çocuklar başladıkları okullarda bu güven duygusunu hissetmeliler. O kaygıları zaten yavaşça güven duygusunu hissettikçe azalacaktır. Onun dışında beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Biz kendi okulumuzda çocukların gelişimlerine yönelik, bu pandemide tabii ki birçok vitaminden, mineralden tabii ki alsak bile aslında fizyolojik olarak tam da yeterli olmadı. Çünkü evdeydik, dediğiniz gibi yürüyüş yapamadık belki bir dönem, özellikle o karantinanın daha sıkı olduğu dönemlerde.
Ama şu anda çok daha iyiyiz. Beslenme, uyku, dediğim gibi önlemler ve tedbirler, hijyen konusunda dikkat etmeliyiz. Bu kadar. Çünkü beslenme ve uyku zaten bağışıklığın ana maddeleri. Evet. Ne kadar çok beslenmemize dikkat edip, ne kadar çok hareket halinde spor yapıp buna da düzenli uyku eklersek bağışıklık sistemimiz güçlenir. Bu demek oluyor ki virüs bize daha az yaklaşır. Tabii ki. Kendimizi korumaya alırız. Aslında ufak dokunuşlarla kendimizi koruyabiliriz. Tabii ki buna maske, hijyen kuralı dahil. Bir de bu kaçmak ve kaçınmak davranışlarından bahsetmek istiyorum. Tabii ki hastalık ne kadar ilk dönemdeki kadar yüksek olmasa da bazı insanlarımız hala kaçıyor, kaçınıyor ya da tam aksine haberlere çok fazla takip gösteriyor. Yani bilgi kirliliği diyoruz biz buna. Bilgi kirliliğinden uzak durmalıyız diyebilirim. Çok fazla istatistikleri takip etmek, haberleri kovalamak, günlük hayatımızda, arkadaşlarımızla, sosyal çevremizde buluştuğumuz zaman bile geçen konuların çoğunlukla pandemi olması bu konudaki kaygılarımızı daha da yükseltiyor. O yüzden bu bilgi kirliliğinden de uzak durmak bize fayda getirecektir. Bizim sadece psikolojimizi bozup alta çekiyor bizi. Evet. Dediğim gibi kaygı oluşturuyor. Peki siz COVID'e yakalandınız mı? Hayır. Çok şükür hayır. Çok şükür ben de yakalanmadım. Bunun sebebini dediğim gibi hani bu bağışıklık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki dikkat olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kalabalık ortamlarda asla maskesiz durmam. Evet. Maskesiz girmem. İşte biz toplumca bir de sarılmayı, öpüşmeyi seven milletiz. Böyle hani artık öpüşmelere de biraz mesafe koyduk. Evet, sosyal çevrelerimizde. Eskiden bir pasta börek günleri olurdu. Bir giderdik, otururduk. Bir çaylar, kahveler. Şu an onlar da bakıyorum. Eskisi gibi değil asla. Zaten tahminimce bu dönemi atlatsak bile aslında insanlarda etkilerini göreceğiz. Eskisi kadar dediğiniz gibi buluşmalar, oturmalar, sarılmalar vesaire bence biraz daha dikkat edeceğiz, daha korkacağız, daha endişe duyacağız. Belki maske kullanımına devam edecek olanlar var. Benim çevremde de duyuyorum. Yani bu hastalık bitse dahi ben artık maske kullanmayı düşünüyorum diyenler oluyor. O yüzden yani bununla yaşamayı öğreneceğiz. Evet. Kesinlikle bunu da artık hani böyle travma şeklinde getirmemiz tabii gerekiyor. Tabii ki. Bir de şimdi çocuklar için bu dönem ne ifade etti? Ne yaptılar? Ne ifade ediyor? Dediğim gibi yetişkinler rahatsa çocuğa da rahat bir şekilde aktarırlarsa yaşayacakları ve yaşadıkları durumları bu şekilde rahat karşılıyorlar. Evet, endişelenecek bir durum var mı? Var. Ama bunu atlatabilir miyiz? Atlatabiliriz şeklinde. Ama görüyoruz ki ebeveynler çok endişeliyse, bu durum karşısında ne yapacaklarını şaşırmış, dehşete düşmüş haldelerse çocukları da bu durumu o şekilde karşılıyorlar. Onun için çocuklara anlamlandırmaya çalışırken daha rahat anlatmalı, daha kısık ses tonu kullanmalı, sakin sakin durumu açıklamalı ve bunun üstesinden geleceğimize inandırmalıyız. Biraz da biraz değil çoğunluğu ebeveynlerde bitiyor değil mi bu süreci evet, yönlendirmek onlara? Mesela benim kızım ilk başta bu Covid olduğu dönem anne dışarı çıkalım. Anne ben AVM'ye gitmek istiyorum. Çocuk çünkü bunları yapmak istiyor. Dışarı çıkmak istiyor. Dışarı çıkmak istiyor. Evde harcadığı enerji ona yetmiyor. Evet. Okula gidemiyor, kapandı. Ben bunu ona konuşa konuşa anlat ama travma yaratmadan. Evet. Hani biraz oyun gibi, işte biraz bunun bir hayatın gerçeği olduğu gibi, bunu sadece bizim yaşamadığımızı, herkesin yaşadığını, genel bir durum gibi evrensel olduğunu anlatarak ona kabul ettirdi. Şu an mesela ben hiç demeden dışarı çıkarken ben unutuyorum bazen, anne maskemizi unuttuk. Çok normal geliyor. Yani kaçmak ya da kaçınmak davranışı evet. Dediğim gibi doğru değil. Bunu çocuklar için de genelleyebiliriz. Yüzleşmeliler. Yaşanan durumun farkına varmalılar. Anlam yükleyebilmeleri gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu herkese etkiledi. Tüm dünyayı etkiledi. Onun için yarın bu durum bitse bile hijyenine dikkat etmesi çok önemli. Dediğim gibi kaygı bu dönemde çok işlevseldi. Çocuklar kaygılar sayesinde hijyenlerine dikkat ettiler, önlem ve tedbirlerini aldılar. Böyle. Bir de bu süreçte ben bunu çok büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Çocuklarımızın başına gelmiş en büyük talihsizliklerden biri okulların kapanması.
eğitimden, öğretimden uzak kaldılar. Evet, online eğitimler oldu ama hiçbir şeyin bu yakın temas gibi, aynı sınıf ortamı gibi, paylaşım yapmak gibi eğitici, öğretici olacağını düşünmüyorum. Evet. Tabii muhakkak faydası oldu. Hani hiç olmamasından kesinlikle iyidir. Bu okulların tam kapanması veya tam kapanmalar çocuklara olumlu olumsuz neler getirdi? Şimdi tabii ki her şeyden önce okul çocukların sosyalleşme yuvası. Tabii ki akademik gelişimleri çok önemli ama akademik gelişimle kalmıyor bu durum. O yüzden okulların kapanmasında ben en çok sosyalleşmelerinin kısıtlanmasını önemsiyorum. Çocukların rutinleri değişti, düzenleri değişti. Arkadaşlarından aynı zamanda akran öğrenimi, akran öğretiminden ayrılmak zorunda kaldılar. Yeni bir sisteme geçtiler, online sistem ve İlk başlarda birçok sorun yaşadılar. Yani aslında tamamen oluşmuş, oturmuş bir düzenden ucu belli olmayan, bilmedikleri yeni bir sisteme başladılar. Bu yüzden tabii ki bocalamalar çok yaşandı. Ama bizim geri dönüşte bundan aldığımız en büyük sorun belki de ayrılık kaygıları. Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar okula dönüşte görüyoruz ki kaygılar yaşıyorlar. Anne babadan ayrılma, uzun süre evde kaldılar. Ev rahat bir ortamdı. Tabii ki bu dönemde tablet, televizyon vesaire dijital. Onlara geleceğim uzun evet, uzun konuşacağız biraz sonra. Tablet ve televizyon bağımlısı olacak kadar ilgilendiler dijital ortamla. O yüzden tabii ki birçok sorun yaşandı. Fakat geri dönüşe baktığımızda şu an uyum noktasında okullar çok önemli. Öğretmenlere çok iş düşüyor. Ebeveynler ne yapabilir? Okulla işbirliği kurabilir. Evdeki gözlemlerini okula gelip okul öğretmenleriyle, idarecilerle görüşebilir veya onların gözlemlerinden yararlanabilirler. Biz kendi okulumuzda bunlar için toplantılar düzenliyoruz. Toplantılarda hem idarecimiz katılıyor, hem ben psikolojik danışman olarak katılıyorum, hem de öğretmenlerimiz katılıyor. Böylelikle bir çocuk için birçok göz oluyor orada. İşbirliği kuruluyor ve çocuğu herkes tanıyor aslında. Çocuk için ne yapılması gerektiği o toplantılarda konuşuluyor. Çok büyük bir fayda görüyorum ben. Onun dışında da çocuk açısından baktığımızda çocukla dediğim gibi rahatça, sakince konuşulmalı, kaygısı ele alınmalı. Evet, bu çocuk kaygılı ama neden kaygılı? Bu önemli. Kaygının kaynağını bulmalıyız diyebilirim bu noktada. Okuldan mı korkuyor, öğretmenden mi çekiniyor veya ev ona çok mu rahat geliyor, tableti, telefonu mu bırakamıyor? Bu soruları aslında araştırmamız ben gerekiyor. Ben en çok da tableti ve telefonları bırakamadıklarını düşünüyorum. Çünkü o süreçte dediğim gibi veliler, anneler, babaların çoğunluğu da evden çalışmak zorunda kaldı. Tabii ki. Veya işe gittiler, işte yakınlarına bıraktılar. Dışarı çıkma yasağı vardı. Evet. Ne yaptılar? Çocuklar işte tablete ve telefona sardılar. Bir bağımlılık oluştu. Bunu ilerleyen dakikalarda çok önemli bir konu, uzun uzun konuşmak istiyorum. Tabii ki. Bir de ev rahat geliyor. Evet. Sabah erken kalkmak, uyumaya alıştılar. Yatmaya alıştılar, yiyip içip. Okula gitmek, giyinmek, sabah erkenden kalkmak çok zor geliyor. Ya bize de öyle ama hani büyük insanlara da öyle. O süreçte herkes evlere kapandı, normal hayata dönünce böyle bir sersemledik. Dediğiniz gibi onlarla evet, empati kurabiliriz bu noktada. Çünkü biz bile evet, işe giderken artık zorlanıyoruz uyanmakta, belli bir saatte uyumakta. Yani o rutine dönmekte, o düzene dönmekte çok zorlanıyoruz ki onlar daha çok çocuk. Kesinlikle. Yani küçükler. Bu yüzden empati kurarak. Ama şanslı kısımda şu, çocuklar iyi veya kötü şeylere çok çabuk adapte oluyor. Evet. Hemen alışıyorlar. Evet. Yani mesela biz büyükler bir işe 10-15 gün adapte olurken onlar 3 günde okula alışıyorlar yani. Evet. Mesela Berrak sabah giderken ağlıyordu gitmeyeceğim diye. 4 gün sonra baktım normal kendisi kalkıp okuluna gitmeye başladı yani. Bu noktada işte orada okul ortamından bahsedersek evet, okuldaki öğretmenlere çok iş düşüyor. Çünkü dediğiniz gibi çocuk evet çok çabuk adapte olabilir ama o adapteyi sağlamak aslında bizlerin elinde. Evet. Onun rahat hissetmesi, onun güvenli hissetmesi bizlerin elinde. Çok dikkat ediyoruz bu noktada. Çoğu çocuk da oryantasyon dönemini hızlı atlattık diyebilirim. Bunun yanında dediğim gibi çocukla rahatça kaygısını ele almalıyız. Kaygının kaynağını bulmalıyız ve daha sonra bu kaygının kaynağını
bulunca elimizde neler var diye bakıp ona göre bir yol çizebiliriz. Çocukla birlikte, dediğim gibi çocuğun sosyal çevresiyle birlikte onun için çözüm yolu arayışına girebiliriz. Tabii bir de işte okullar kapandı, tekrar açıldı, çocuklar okula döndü. Buraya kadar iyi güzel okullarımız açıldı. Az önce bahsettiğimiz işte o eve alışma, tablete alışma, anneye babaya alışma sürecinden sonra okul biraz zor gelecek. Uyum için neler yapmalılar veliler veya işte öğretmenlere düşen görevler nedir ki çocuklar en yakın zamanda ya da en kısa zamanda diyelim daha doğru olur, nasıl okula uyum sağlar? Yani dediğim gibi şöyle, çocuğun eğlenceli vakit geçirdiğini hatırlaması gerekiyor okulda. Okulların ilk kapandığı süreçte çocuklar bunu bir tatil olarak gördüler ve sevindiler aslında. Aa, evet, okul tatili oldu, çok güzel, her şey iyi. Fakat bu süreç uzadıkça çocuklar, aa, bir dakika, bu bir tatil değil. Ben okulumdan koptum, arkadaşlarımı göremiyorum, öğretmenlerimi özlüyorum demeye başladılar. Tekrardan okula dönüşte de yine rutin değişti. Yani sürekli bir rutin değişikliği olduğu için çocuklar uyum yakalamakta çok zorlandı. Biz de ne yapacağız bu durumda? Çocukların okuldaki eğlenceli anlarını, özledikleri arkadaşları, öğretmenleri hatırlatmakla başlayacağız. Yani çocuk okulun eğlenceli bir yer olduğunu, arkadaşlarıyla geçirdiği vakitleri hatırladıkça uyumu daha kolay olacaktır. Öğretmenlere neler düşüyor? Aslında dersleri eğlenceli hale getirerek yapabilecekleri en güzel şeyleri yaparlar çocuklar için. Özellikle okul öncesi döneminde çocuklar oyunla öğreniyor. Her şeyleri oyunla aslında. Bu nedenle biz etkinliklerimizi, aktivitelerimizi, yani her şeyi oyunla öğretiyoruz. Çocuk da bu nedenle orayı bir okul olarak değil de eğlenilecek bir yuva olarak görmeye başlıyor. Şuna da çok inanıyorum. Öğretmenin %80 öğretmende bitiyor diye düşünüyorum. Çünkü çocuk öğretmenini severse okula gitmek istiyor. Evet, evet, tabii ama ki. Ama öğretmeni sevmeyen çocuk okuldan soğuyor. Çekiniyor okuldan. Kesinlikle gitmek istemiyor. Çocuklar hisseder diye düşünüyorum. Hani bir çocuk durduk yere bir şeyi sevmiyorsa siz daha iyi bilirsiniz. İstemiyorsa altyapısında muhakkak bir şey vardır bilinçaltında. Evet, evet. Değil mi? Onun evet. Çözülmesi de gerekiyor. Yani şöyle, bilinçaltı olarak çok derine girmek istemiyorum. Fakat muhakkak o çocuğun o kaygısı geçmiyorsa, okula karşı bir çekingesi varsa ve devam ediyorsa, evet, biz burada bir sorun aramalıyız. Öğretmeniyle ilgili iletişimi nasıl, arkadaşlarıyla iletişimi nasıl, okuldaki hijyen durumuna kadar aslında her şeyi araştırmalıyız. Okuldaki personelleri, personellerin öğrencilerle iletişimlerini araştırmalıyız. Okul hemşiresi bu noktada çok önemli aslında. Özellikle pandemi sonrası dönemde öğrencilerin uyumunda ve öğrencilerin en ufak bir kaygı duymasında, ateşlenmesinde, yani hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak bana çok yardımcı oluyor okul hemşireleri. Biz de kendimiz çalıştırıyoruz okulumuzda. Bütün okullarda keşke çalıştırabilseler. Keşke, evet. Çünkü en ufak bir ateş durumunda, eğer dediğim gibi anneler babalar endişeliyse, çocuk da kendini kırgın hissettiğinde, hasta hissettiğinde endişelenmeye, evet, endişe duymaya başlıyor. Okula gitmek istemiyor. Bu dönem sonrasında bedensel, somatik belirtiler çok oldu. Yani karın ağrıları, kusmalar, mide bulantıları, okula gitmek istememenin de bir belirtileri olabilir. Psikolojik olarak tabii da, değil ki, mi tabii bunlar? Ki. Çünkü bedenimiz kaygıya tepki verirler. Duyuyoruz ki velilerden, benim çocuğum sabahları karnım ağrıyor diyor, okula gelmek istemiyor, bugün dinlenmek istiyorum diyor. Aslında burada da çocuğun okula gitmek istemediğini, okulla ilgili bir problemin olduğunu anlamalıyız. Özetle şunu anlıyoruz. Yani uyum süreci için çocuklarla bol bol konuşup, tabii ki, güzel aktiviteler, sevebilecekleri şeyler ve okulun aslında eğlenceli bir yer olduğunu onlara hatırlatmak, evet, değil mi? Yani aslında dediğim gibi en başta kaygının kaynağını bulursak ve okulu eğlenceli hale getirirsek, okulla ilgili problemleri ortadan kaldırırsak bu problemi aşarız diye düşünüyorum. Bir de hani dedik ki eğlenceli zamanlar vesaire.
Peki burada aile içinde, aileye de görev düşüyor, velilere de çok görev düşüyor. Çocukla güzel zaman, verimli zaman geçirmek için neler yapmalar? Şimdi hani Ev şunu, içinde. evet şunu düşünüyorum ben, 5 saat uzun uzun vakit geçirmektense, hani boş vakit geçirmektense yarım saat böyle dolu dolu o çocuğa verebilmek daha önemli. Ama bunun için tabii neler yapılmalı? Şimdi dediğiniz gibi 5-6 saat bir çocuğun yanında oturmak, onunla vakit geçirmek değildir aslında. Çünkü bir birlikteliğiniz yok, ortak alanlarınız yok. Çocuk ayrı bir yerde ve siz ayrı bir yerdesiniz. Şöyle düşünün, çocuk orada oyun oynuyor, siz elinizde telefonla, tabletle Evet. veya o elinde telefonla, tabletle. Çünkü günümüzde dediğimiz gibi Evet. çok görülüyor böyle durumlar. Yani en başta aslında çocukla ortak alanlarımızı bulmalıyız. Çünkü iki taraf da bundan verim almalı. Biz de sıkılmamalıyız, çocuk da sıkılmamalı. Ortak ilgi alanlarını, ortak hobi alanlarını bulursak verimli zaman geçirebiliriz. Bunları nasıl bulacağız noktasına gelirsek çocukla konuşacağız. Yani aslında çocuktan bilgi almanın en güzel yolu onunla sohbet etmek diyebilirim. Çocuğu tanımak için de bu bize çok büyük fayda sağlar. Oturuyoruz sohbet ederken, ya senin en sevdiğin renk neydi diye bir soru sorarsak çocuğun aslında ne kadar değiştiğini, büyüdüğünü, geliştiğini bile anlayabiliriz. Çünkü 3 ay önce çocuk en sevdiği rengi turuncu demişse bugün siyah diyebilir bize. Çünkü çocukların zevkleri çok hızlı değişirler. Ortak ilgi alanlarını bulduktan sonra da bunlarla ilgili etkinlikler, aktiviteler düzenlemekle başlayacağız. Aktiviteler dedik. Ben orada bir virgül koyuyorum reklamlardan sonra. Tamam. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekran başından ayrılmayın. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam kutu oyunları, oyunlar demiştik değil mi? Evet, aktiviteler. Evet, aktiviteler ve evet, etkinliklerden etkinlikler. Bahsediyorduk tam. Dediğim gibi çocukların ortak ilgi alanlarını buldukça bizimle birlikte etkinlik ve aktivite düzenlemeye başlıyoruz. Bunu da yine çocukla düzenlemeye taraftarıyım ben. Birlikte oturarak bir çizelge hazırlayabiliriz ya da çizelgesi spontan da olabilir. Hadi bugün bunu yapalım, hadi bugün bunu edelim. Heyecanlaştırarak çocuğun böyle o duygunun içine girmesini sağlayarak aslında bu noktada bize kutu oyunları fayda gösterebilir. Bizim kendi okulumuzda da ben haftada bir çocuklarla birlikte kutu oyunları yapıyorum. Bu oyunlar çocukların hem bilişsel gelişimlerine hem de sosyo-duygusal gelişimlerine çok büyük bir fayda sağlıyor aslında. Dediğim gibi bunları evde de ebeveynler yapabilirler. Kitap okumak çok güzel. Çocuklarla birlikte kitap okuyabilirler. Gece yatarken olabilir, sohbet esnasında hadi bir kitap okuyalım mı seninle birlikte diyebilirler. Kitap okumaktan eğer çocuk sıkıldıysa belli bir müddet sonra ya da bunu fiziksel aktivite haline dönüştürmek istiyorlarsa dramalaştırmayı önerebilirim. Çocuklar özellikle dramalaştırdıkları zaman bütün vücutlarını aynı anda kullandıkları için daha büyük bir zevk alıyorlar. Aynı zamanda içlerindeki enerjiyi de çıkarıyorlar. Tüm bunlar ev içinde geçirilebilecek verimli saatler için iyi. Maksimum, yani en fazla şu kadar zaman geçirilmeli, en az şu kadar zaman geçirilmeli. Nedir bunun aralığı? Yani bu konuda şöyle diyorum, okul öncesi çocukları için özellikle baktığımda çocuk okula gidiyorsa evde çok fazla etkinlik yapma taraftarı değilim. Aileler çocuklarıyla sohbet etsinler, sevgilerini göstersinler,
o evdeki dinim için bunlar yeterli olacaktır. Çünkü okullarımızda çocuklar için yararlı olan tüm etkinlikleri, aktiviteleri, oyunları yapıyoruz biz. Çocukların sevgi dillerini öğrensinler. Bazılarının sevgi dilleri temastır. Teması çok severler. Onlara sarılsınlar bol bol. Bazılarınınki sözel ifadelerdir. Oturup konuşsunlar, sohbet etsinler, bir hikaye yaratsınlar. Mesela ben bir hikaye başlatıyorum. Sen devam ettir, baban da sonlandırsın ve bunu dönüşümlü olarak yapabilirler. Ama okula gitmiyorsa çocuk, tabii ki okula giden çocuklara kıyasla bu durumda biraz daha zor olacaktır. Çünkü ebeveynler tabii ki çocuklarına ellerinden gelen her şeyi verirler ama bir okuldaki kadar olmaz. Çünkü aileler de çalışıyor, anneler, babalar kendi işleri var. Bu noktada olabildiğince ne kadar çocuklarına zaman ayırırlarsa onların gelişimi için o kadar iyi. Bir de zaman ayırma dediniz, ailelerle iletişim. Evet. Konuyu oraya bağlayacağım, özgüven. Şimdi özgüvenli çocuklar nasıl olur? Ben kendi fikrim hani hepsinin bağlantılı olduğunu düşünüyorum, evet, anlattıklarınıza, değil mi? Evet, aslında öyle. Evet, çünkü özgüven çok önemli bir şey. Özgüven kelimesinin altını ben çizmek istiyorum. Çünkü sizin bu yaşta çocuğunuza vereceğiniz o sevgi çocuğunuzun böyle tuğlalarını adım adım tamamlayacak. Ne kadar özgüvenli bir çocuk olursa da gelecekte, toplumda, arkadaş ortamında, okulda o kadar başarılı bir çocuk olacak diye düşünüyorum. Özgüven nedir? Özgüvenin temeli nasıl oluşturulmalıdır hocam? Şimdi şöyle, dediğiniz gibi aslında özgüvenli çocuklara baktığımızda hayatının geri kalanlarında daha başarılı olduklarını görebiliyoruz. Çünkü başarma inancı aslında, hani bir söz var, hepimiz biliriz aslında. Evet. Başarmak aslında başarmaya inanmaktan geçer. İnanmak başarmanın yarısıdır gibi cümleler. Çocuklar da yapabileceklerine inandıklarında, kendilerine güvendiklerinde bir işe o kadar cesaretle atılabiliyorlar diyebiliriz. Bu noktada bizler rol modeliz onlar için. Onlar bizden görüyorlar, bizden öğreniyorlar. Programın en başında da dediğim gibi. Bu yüzden öncelikle biz özgüvenli olmalıyız. Biz kendimize güvenmeliyiz ve çocuğa o güveni vermeliyiz. Ona koşulsuz sevgi, saygı duyarsak, ona yaşattığımız ve gördüğümüz güveni aşılarsak, o çocuk zaten özgüvenli olmak için temelini almış olacaktır. Çocuklara aslında kurallar ya da sınırları tanıtmak da sanılanın aksine özgüvenlerini geliştirir. Nasıl? İleriki yaşamlarında illaki çocuklar kurallarla tanışacak. Hayatın her alanında kurallar var aslında. Bu yüzden eğer ileride çocuk hayır ben burada bunu yapmam, bu doğru değil, burada bu yapılmaz, bu doğru değil şeklinde kuralları bilerek hareket ederse kendi seçimini kendisi yapmış olacak. Yani kendi davranışlarını, kendi sorumluluğunu kendi almış olacak ve bu da aslında nereden baksanız bir özgüven. Onun dışında kontrollü riskler aldırabiliriz. Bisiklet sürmek gibi. Biz yanındayız. Herhangi bir risk durumunda müdahale edebiliyoruz ama direksiyonun başında çocuğun kendisi var. Bırakın seçimlerini o yapsın, sorumluluğu o alsın. Bazı anne babalarda şöyle çok korumacı tavır görüyoruz. Aman düşmesin, aman sen bilmezsin, aman sen yapma ben yapayım şeklinde. İşte bu çocuklar özgüvenin aksine daha çekimser, daha anne babayı ortaya atan, kendisini geri planda tutan çocuklar oluyor. Bu noktada da çocuğu biraz serbest bırakmak, seçimlerine saygı göstermek çok buna önemli. Buna katılıyorum, lafınızı böldüm, serbest bırakmak. Bir çocuk ne kadar baskı altında olursa o çocuk, dikkat ediyorum, hani gözlemlediğim kadarıyla özgüven eksiği olan bir çocuk oluyor. Evet, evet. Değil mi? Evet. Bu da temelden yetişiyor. Çocuğumuz üstten ne kadar, biz çocuğumuza iyilik yaptık zannediyoruz. Hani çocuğumuzu kötülüklerden koruduk zannediyoruz ama çocuk böyle kötülüklerden korunmaz, baskıcı yapıyla. Evet. Herkes arkadaşıyla dışarı çıkarken hayır sen çıkmayacaksın. İşte sen arkadaşları kapıda oynarken hayır sen oynamayacaksın. Evet. İşte sen onu yemeyeceksin. Aslında temelinde ebeveynler onu, evet, korumaya çalışıyorlar fakat... Dediğim gibi, değil mi? Koruma içgüdüsüyle o çocuğu bastırıyoruz. Evet. Çocuk bastırıldıkça da bir özgüven eksikliği oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Ya da tam tersi sonrasında
böyle ipin ucu kaçıyor. Çünkü o bastırılmış duygular dışarı evet. fırlayınca da farklı olumsuz sıkıntılarla yaşanıyor. Tabii ki. O yüzden... Bu noktada ailelerin daha rahat olması, evet. ona güvenmeleri gerekiyor. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde evet. risk aldırırlarsa hem tehlike yaratacak bir durum olmaz hem de çocuğun gelişimine katkısı sağlamış oluruz. Onun dışında bu eski tip bakkallar vardır. Evet. Biz gideriz bakkal amcadan çikolata, şeker, bisküvi vesaire isteriz. Biz isteriz çünkü o bakkal amcanın arka tarafındadır. Fark etmedik ama bu aslında bizim insanlarla iletişimimize, özgüvenimize, kendimize daha iyi, daha rahat hissetmemize yol açtı, sağladı diyeyim hatta. O yüzden ben şu anda velilerimden istiyorum ki çocuklar... Gitsinler, alışverişlerini kendi yapsınlar, kasiyere ücretlerini kendileri versinler, onlarla bir sözel iletişime geçsinler. Bu da aslında görüyorum ki çocuklarda özgüveni çok geliştiriyor. Bakın bu şu demek değil, çocuğunuzu tek başına markete gönderin değil. Yok. Birlikte evet. gidin ama ona şans tanıyın, ona fırsat tanıyın. Hadi bakalım işte şunu da sen al, şu makarnayı da sepete sen koy. Hadi bakalım ne beğeniyorsun, ne istiyorsun, hadi birlikte alalım. Evet. Değil mi? Evet. Mesela fırına gidiyor anne babalar evet. Çocuklarıyla birlikte. Siz kapıda durun. Benim bir işim var deyin. Ben sana güveniyorum deyin. O güveni de ona verin ama. Hani ben buradayım ama ben sana güveniyorum. Sen bunu yapabilirsin. Hadi işte bu parayı al. Amcadan iki tane ekmek iste. Ben kapıdayım, seni görüyorum. Buradayım, merak etme şeklinde. Hani onu da telkin ederek böyle birden maruz bırakma şeklinde değil. Alıştıra alıştıra yanında olduğunu hissettirerek bırakın çocuk gitsin. Bir iletişime evet. girsin. İhtiyacı olanı ufak alsın. Ufak ufak. Dediğim evet. gibi çocuğunuzu tam olarak salın. Göz ardı edin demiyoruz. Evet. Kontrollü bir şekilde ona özgüveni yavaş yavaş iletişim kurdurarak sağlayabilirsiniz iki etapta. İletişim. Evet. İletişim kurmasını sağlayın. İnsanlarla göz teması. Evet, evet. Yani evet. bazı çocuklar göz teması kurarken bile şöyle kuruyorlar. Evet. Yani çok çekimser, baksam mı bakmasam mı arasında. Aslında bu da işte ebeveynlerin korumacı tavrı. Aman sen işte arkama geç. Yani bazen görüyorum aileler... Çocuklarını işte biriyle konuşurken arkalarını alıyorlar ve sonradan çocuk kendisi arkaya geçmeyi öğreniyor böyle bir durumda. Sonra da şikayetler geliyor. Benim çocuğum kimseyle konuşmuyor diye aslında onu biz bu hale getiriyoruz diyebilirim. Bu konu o kadar önemli bir konu ki belki çocuğumuzun az önce başta söylediğim gibi gelecekteki okul hayatını, iş hayatını. Evlilik hayatını etkileyecek evet. bir konu. Temelden başlar. Ne verirseniz o çocuk öyle gidecek. Belki okul hayatında toparlayabilir. Ama sonra mutlaka başka yerde patlak verecek. Özgüven eksikliği olan çocuklarda psikolojik bozukluklar oluyor. Değil mi ilerleyen? Hepsinde oluyor. Görülebiliyor. Evet, evet, görülebiliyor. Evet. Ya bunlar da bir belirti. O yüzden dikkat edin. Daha evet. çok anlayışlı olun, daha çok şans tanıyın, fırsat verin çocuklara. Çocuğu bu noktada da çok etiketlememek gerekiyor aslında. Evet. İşte ya o çekimser yapamaz ya da işte ya benim çocuğum çekimser biz ne yapacağız, çekingen işte niye böyle oluyor şeklinde çocuğun yanında konuşulduğu zaman çocuk kendini o kalıba sığdırıyor aslında. Daha sonra yapmak istese bile... Ya ben böyleyim zaten. Evet. Zaten benden beklenmiyor. Ya da işte aman annem babam beni böyle biliyor şeklinde düşünceler geliştirebiliyorlar. Çocukları övmek çok önemli şeydi hanım. Yani çocukları övsünler, iltifat etsinler, alkışlasınlar. Sonuçtan kastetmiyorum. Kastettiğim şey ürün değil, sonuç değil. Kötü de olsa çabasını takdir etsinler. Bravo, çok iyi yol aldın. Çaban harikaydı. Yani sonuca vurgu yapmadan aslında onu denemesini bile översek biz çocuk diyor ki evet bir daha deneyeyim, bir daha yapayım. Belki bu sefer evet. başaracağım. Çocuk vazgeçmeyecek. Evet. Değil mi? Kıyaslamamak da gerekiyor bu noktada. Başka ailelerin çocuklarıyla önceki dönemlerde çok oluyordu. Komşu kızı, komşu oğlu. Evet. Şimdi o kıyaslamalar biraz daha azalsa da günümüzde hala maalesef devam ediyor. Onun oğlu şöyle, onun oğlu doktor oldu, sen niye evet. yeri kazanamadın, sen niye yapamadın? Evet. İşte niye herkesin yeteneği, herkesin kapasitesi evet. o kadar farklı ki
çocuğunuzda olanı değerlendirmeyi bilin. Başkasına bakmayın lütfen. Çünkü o sizin çocuğunuz, o sizin değerleriniz. Evet. Lütfen o değeri de ortaya çıkartın. Etiket çok güzel. Etiket vurmayalım evet. çocuklarımıza. Şimdi farklı bir konu var. Ağlama. Ya bunu ben de, bu sorunu ben de yaşıyorum. Çocuklar ağlayarak bir şekilde istediklerini yaptırıyorlar. Aslında siz de kendinizden örnek verdiniz. Bütün ebeveynlerimizde demek pek doğru olmasa da çoğu ebeveynimizde bu tutumu görüyoruz. Bir noktaya kadar sabrediyorlar ama bir noktadan sonra ya yeter artık. Yani yeter ki ağlama, istediğini vereceğim davranışı oluyor. Bu yanlış bir tutum. Evet. Çünkü çocuklar bu noktada aralıklı pekiştirilmiş oluyorlar. Yani çocuk her seferinde ya ağlayayım, eninde sonunda sabrı tükenecek annemin ya da babamın ve istediğimi verecekler düşüncesi doğuyor çocukta. Bunun için o noktada görmezden gelme demeyelim de göz kontağını kaçırabiliriz. Göz kontağı kurmamalıyız. Çok aşırı durumlarda ortamı terk edebiliriz. Ama tabii ki çocuk sakinleştiğinde, kendine geldiğinde onu karşımıza almalı, temas kurmalı onunla ve şöyle... seni çok seviyorum, seni her koşulda seviyorum ama senin bu davranışını sevmiyorum, bu davranışından hoşlanmıyorum dersek çocuk ile, yani çocuğun kendisiyle yaptığı davranışın en başta ayrımını yapmış oluyoruz. Çünkü o an verdiğimiz tepkiyi çocuk evet. içselleştirebilir. Net olmamız gerekiyor. Tutarlı, kararlı olmamız Sabırlı. Gerekiyor. Evet, ya hep ya hiç düşüncesini ben bu noktada çok önemsiyorum. Susmazsa ne olacak? Susmayacak herhalde değil mi bir noktadan sonra? Bir noktadan sonra nasıl sizin bir noktadan sonra bir kırılma noktanız varsa, sabrınız tükeniyorsa da çocuğun da öyle olacaktır. Sabrı tükenecektir. Dediğim gibi onunla göz temas kurmazsanız, gerektiği durumda odayı terk ederseniz veya seninle şu an iletişim kuramıyorum, iletişim kurmakta zorlanıyorum, sakinleştiğin zaman konuşacağız derseniz çocuk bir süre sonra sakinleşecektir. Ama sakinleştiği anda dediğim gibi onunla konuşmalı. Eğer makul, olumlu bir isteği, bir ihtiyacı varsa da cevap verebilirsiniz, hani karşılayabilirsiniz. Bu noktada çocuk şöyle düşünecektir. Evet, ağlamadan ifade ettim, annem beni dinledi ya da işte babam beni dinledi ve bana karşılığını verdiler. Demek ki aslında ağlamadan istesem de ben dinleniyorum. Bu şekilde. Merak ettiğim bir konu daha var. Ağlamakla yemek olayını bağdaştıracağım. Evet. Yemek istemeyen çocuklar. İnatla hani yemek istemiyorum, yemeyeceğim. Evet. Baskı yapmalı mı çocuklara? Nasıl yedirilmeli o yemek? Biz kendi okulumuzda çocuklara yemek konusunda asla baskı yapmıyoruz. Çünkü çocukların bu dönemde damak tadı gelişiyor. Baskı yaparsak o yiyecek aslında bir bakıyorsunuz ki ömür boyu yemiyor. Şu an yetişkinlere baktığımızda 30-40 yaşındaki kişiler ben hayatımda hiç ıspanak yemedim ya da ben hayatımda hiç şunu yemedim diyebiliyorlar. Döndüğümüzde çocuklar ya o yiyecek ya o besin zorla çocuğa yedirilmiş ya bir süre çok yedirilmiş. Bu tür öyküleri duyabiliyoruz. O yüzden çocuğa baskı yapmak, zorlamak. Yani yemek istemiyorsa şu oluşuyor, Allah'ım aç kalacak bilmem, yani öyle acıkınca yiyecek değil mi onu? Yok, evet tabii ki. Yani biz 3 yaşındaki çocuklarımıza okulumuzda hadi bak 3 yaşındasın, 3 kaşık kuralımız var. O zaman 3 kaşık tadına bakacağız. Daha sonra yemek istemezsen yemezsin diyoruz. 5 yaşındaysa bak 5 yaşındasın, 5 kaşık kuralımız var diye. Onu aslında bir oyuna çevirerek hem de çocuk şöyle diyor, evet sadece 3 kaşık yiyeceğim. Tadına bakmış oluyor. Damak tadına o yiyeceği, o besini eklemiş oluyor ama onu zorlamamış oluyoruz. Daha sonrasında zaten o yemek tekrar çıktığında o çocuğun onu zevkle yediğini görüyoruz. Daha istekli oluyor. Evde de aynısı yapılmalı tabii değil ki, mi? Tabii ki evde de. Bu dediğim yöntemi ebeveynlerimiz evlerinde de uygulayabilirler. Hiç çocuk yemek istemiyorsa, yani diretiyor, ben bundan asla yemeyeceğim. Yemesin. Şunu tanıyorum, mesela çevremde çocuğu sadece... 5 yaşında, bu yaşımda kadar patates kızartması, çorba ve köften başka hiçbir yemeğin tadını bilmeyen çocuklar tanıyorum. Şimdi sürekli aynı yemeği yapmayı doğru bulmuyorum. Evet çocuk makarnayı çok seviyor olabilir. Onun için ekstra yapılıyor. Evet evde farklı yemekler yapılıyor ama o çocuk onu yemiyor diye
sürekli evde köfte, patates ve çorba ekstradan oluyor ve başka hiçbir yemeğin tadını bilmiyor. Bunun için ne yapılmalı? Bunu doğru bulmuyorum. Bu noktada aslında ebeveynlerimize çok iş düşüyor. Şöyle, çocuk makarnadan başka bir şey yemiyorsa ya da köfteden başka hiçbir şey yemiyorsa biz her gün ona makarna yapamayız. Her gün ona köfte yapamayız. Çocuk bunun farkına varmalı. Biz her gün ona o yiyeceği sunarsak çocuk zaten her gün en sevdiği yiyeceğe gidecektir ve başka yiyecekleri tatmayacaktır. Kendimize yapacağımız yemeği masaya koyarız, masada otururuz. Bu noktada masada hep birlikte oturmayı çok önemsiyorum. Çocuk yemese dahi o masaya oturması gerekiyor. Evet, oturmak istemiyorsa odasından bir oyuncak getirebilir veya orada sadece belki biz o an kiniyle oturabilir ama oturması gerekiyor. Yemeyecek mi? Yemesin. Bir noktadan sonra acıkacaktır. Çünkü bu fizyolojik bir olay, yemek yemesi gerekiyor. Görüyoruz ki daha sonradan gece yatmaya yakın çocuklar tık 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 mutfağa gidiyorlar ve bir bakıyoruz bir şeyler atıştırıyorlar o anki, o günkü yemek neyse vesaire. Dediğim gibi eğer o gün her zaman yediği yemeği yapmazsanız o çocuk illaki bir noktadan sonra kırılacak, istemese de yiyecektir. O yüzden tekrar diyorum ki veliler sabırlı olmalar. Çocuğum aç kalacak. O anlayabiliyorum. Ben de hani aynısını yaşıyorum. Evet. Üzülüyorum. Aç kalmasını istemiyorum. O an onun istediğini yapıyorum. Gönlü olsun istiyorum. Ama bir noktadan sonra hiçbir şey de yemek istemiyorsa, hani tek besinle ilerliyorsa bu onun ileride hani fiziksel gelişimini de etkileyecektir. Tabii. Çocuk her besini tatmalı. Evet. Her besinin farklı vitaminleri var. Her besinin farklı faydaları var. Çocuk her besini tatmalı. Hepsini almalı. Bütün vitaminleri almalı. Çocuk sürekli makarna yerse onun bir noktadan sonra gelişim konusundaki zararlarını da görürüz. Şimdi farklı bir konuya geçeceğim. Konu çok olduğu için hemen böyle atlayarak geçiyorum. Evet. Küfür. Şimdi günümüz çağında artık böyle işte bilgisayar çağı oldu. Çocuklar böyle farklı farklı videolar seyrediyorlar. Ya da okulda arkadaşlarından duyuyorlar. Ya da ebeveynler sinirlenip aralarında konuşurken birbirine bir küfürlü konuşurken çocuk onu duyuyor. Evet. Küfür etmeyi öğreniyor. Ama çocuk bunun kötü bir şey olduğunun farkında değil. Çok küçük çünkü. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Yani küfür bu alışkanlığı edinmiş ve ağzından hani küfür alışan bir çocuğu nasıl uzaklaştıracağız? Bunlar neler yapmalı? Şimdi şöyle ilk duyduğumuz zamanlarda birkaç kez söylediğini farz edelim. Çocuğu görmezden gelmemiz gerekiyor. Eğer anında aşırı bir tepki verirsek çocuk orada evet bu kelimede bir şey var. Çocuklar bu okul öncesi dönemde ayıp kavramını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorlar ama bizim düşündüğümüz gibi anlamlandırmıyorlar ayıp kavramını. Bunu komik bir şeye dönüştürebiliyorlar. Aa annem tepki verdi ha 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 deyip bunu devam ettirebiliyorlar ya da kendi arkadaşlarına bak ben bir şey öğrendim işte bunu herkes tepki veriyor şeklinde söyleyebiliyorlar. O yüzden ilk başlarda tepki vermememiz gerekiyor. Baktık ki bu süreç devam ediyor. Çocuk bu kelimeyi bırakmıyor. Aksine kullandığı yerleri genelliyor. Farklı farklı yerlerde kullanıyor. Bu noktada önce çocuğun bu kelimenin anlamını bilip bilmediğini sorgulamamız gerekiyor. Çocuk tamam bu kelimeyi kullanıyor ama anlamını biliyor mu? Anlamını bilmiyorsa bizim anlamını çocuk diliyle aslında açıklamamız, anlatmamız gerekiyor. Ve bu kelimenin aslında ona zararlarını, çevreye zararlarını duygu durumu olarak bahsetmemiz gerekiyor. Daha sonrasında belki de bu çocuk öfkesini, kızgınlığını dışa atmayı bu şekilde öğrenmiştir. Çünkü biz yetişkinler bazen kızdığımızda, öfkelendiğimizde çocukların ebeveynleri ağızlarından küfür veya yanlış sözler, cümleler çıkabiliyor. Çocuk da sanıyor ki bu aslında kızgınlığı ifade etmenin bir yolu. O yüzden onunla kızgınlığını başka nasıl ifade edebileceğini konuşmamız gerekiyor. Yine burada ebeveynlere çok iş düşüyor. Evet. Çünkü bu küfürü bu çocuk nereden öğreniyor? Evet. Ya evde konuşuluyor, ya izlediği şeyin içinde evet. var. Ya da öğretmene görev düşüyor, okulda öğreniyor arkadaş bunu. Ortamında arkadaş evet. ortamında değil mi? Ne kadar dikkatli olursak aslında, ne kadar bu konuda eğitirsek, yani sizin dediğiniz gibi hani onun çok dikkat çekerek değil de aslında hani baktığınız ilerliyor. Evet. Konuşarak değil mi? Onun hani konuşarak tabii. yanlış bir şey olduğunu, yaptığınız sevimli olmadığını ona evet. hani böyle güzel tatlı bir dille anlatılmalı ki çünkü küfür toplumda kabul edilmeyen evet. bir şey. Hani
çocukların ağzına zaten hiç, evet, hiç yakışmayan bir şey. Bu da kesinlikle ben anne, baba ve öğretmene görev düştüğünü düşünüyorum. Yani çocuk kızgınlığını, öfkesini içinde tutmamalı, aktarmalı. Sadece bunun yollarını bulmalı. Yani ben şu an kızgınım, öfkeliyim ama bunu bu şekilde dışa atabilirim. Bunu sana bu şekilde ifade edebilirim şeklinde. Hani küfrün yerine geçebilecek alternatifler bulabiliriz. Peki son olarak teknoloji. Bu süreçte çocuklar tablet ve telefon bağımlısı oldular. Şimdi bunu en aza indirmek için neler tavsiye edersiniz ekran başındaki değerli izleyenlere? Şimdi şöyle, biz aslında 7 yaşından önce çocukların kesinlikle dijital dünyayla tanışmaları taraftarı değiliz. Fakat bugünümüzde çok zor. Yani 3 yaşındaki çocuklar, 2,5 yaşındaki çocuklar benden daha iyi teknolojiyi biliyorlar, hakimler. Bu yüzden 7 yaş öncesi bunu kısıtlamak çok zor olduğu için en azından 3 yaş öncesinde çocukları tanıştırmamalarını rica ediyorum. Kendilerini bu noktada lütfen biraz kısıtlasınlar. Çocuğun yanında telefonlarıyla oynamasınlar, uğraşmasınlar, kullanmasınlar. Çocuk tanışmasın bu dünyayla. 3 yaşından sonra da eğer çocuk kullanacaksa bir şekilde ve bu dünyanın içine girdiyse çeşitli aktivitelerle, eğitici programlarla çocuğu bu dijital dünyaya kısıtlı sürelerle alabiliriz. Bu tabii ki gelişim özelliğine, hazır oluşuna da bağlı olarak değişebiliyor. Günde yarım saat bu çocukların zeka gelişimlerine veya sosyal gelişimlerine fayda sağlayacak birçok uygulama var. Bunları ebeveynler araştırırlarsa, hani en azından kullanacaksa da eğitici uygulamalar kullansın diyebiliriz. Ama tabii ki süreyi aşmamak kaydıyla. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Nasıl geçti anlamadım. Aslında konuşacağımız çok soru vardı. Başka programa diyelim. Son olarak değerli izleyenlere, değerli velilere neler söylemek istersiniz? Çocuk psikolojisi çok önemli. Yetişkinlik hayatımıza adım atarken aslında birçoğumuz bunların çocukluktan geldiğini, çocuklukta bazı öykülerimizin olduğunu fark ediyoruz. Bu yüzden çocuklarıyla sohbet etsinler, ihtiyaçlarını, gereksinimlerini anlayıp onlara karşılık vermeye çalışsınlar. Okul öncesi dönem burada çok önemli. Bu yüzden okul hayatı, okul öncesi hayattan bahsediyorum. Kreşler, anaokulları çok önemli. İyi araştırmalarını yapsınlar. Çünkü onların bütün hayatı aslında 0-6 yaştan temel alıyor diyebilirim. Dikkat etmeleri ve sevgi dillerini kullanarak onlarla mutlu bir şekilde verimli bir zaman geçirmelerini istiyoruz. Çok teşekkür ederim Şule Hocam. Rica ederim. Verdiğiniz engin bilgiler için inşallah tekrar programın tekrarını yaparız. Çünkü çok konu kaldı. Ben de çok isterim. Beni davet ettiğinizde çok sağ olun. Teşekkürler. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle hocam. Evet değerli izleyenler, Yaşam Koç'un programının sonuna geldik. Haftaya yepyeni konu ve konuklarımla birlikte RTV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.